Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filminin The More Fun Stuff versiyonunun ekstra görüntüleri internete düştü. Peki bu görüntülerde neler var derseniz de sadece koskoca bir para tuzağı olduğunu söyleyebilirim. Evet bak işin içerisinde Sony olunca bu sonuç karşısında hiç de şaşırmadım. Orası ayrı bir konu. Ama yine de yani madem film sonrasında çıkan Blu-ray versiyona ekstra sahneleri koymadın, bari bu ekstra 11 dakikayı güzel bir şekilde değerlendirseydin de millet sırf bu sahneleri büyük ekranda izleyebilmek için sinemaya gitseydi. Ama yok, olur mu öyle şey? Nerede ne kadar gereksiz sahne var doldurmuşlar abi. Neyse dur, gelin adım adım sahneleri bir inceleyip ondan sonra gerçekten The More Fun Stuff versiyonu izlemek için sinemaya tekrardan gidilip gidilmeyeceğine bir karar verelim. Ve ilk olarak bir üst spidemiz Zoom toplantısı yaparcasına karşımıza geliyorlar. Ki daha burada aha sıçtık paramız boşa gitti diyebilirsiniz. Çünkü niye pandeminin zirvesinde yaşıyormuşçasına herkes ayrı ortamlarda katılmış anlam veremedim. Yani böyle daha samimi olabileceğini falan mı düşündüler? Yazık. Her neyse sonrasında ekstra eklenmiş bir sahnede bak her detayına kadar anlatacağım çünkü sebebini videonun sonuna gelince zaten anlarsınız. İşte Tom'un gerçek kardeşi Harry'nin soyguncu rolünde olduğunu görüyoruz ve Peter'ın Happy'nin dairesindeyken boyayı silmeye çalıştığı sahneden hemen öncesinde gerçekleşen olayda birkaç New Yorklu Peter'ı soyguncuyu durdurduğu için eleştiriyor ve aralarından biri bu tür kararları vermek için çok genç olduğunu söyleyip soyguncuyla işbirliği yapıp yapmadığı dahi sorgulanıyor ve bir abimiz sonsuza kadar Mysterio diyerekten Peter'ın üzerine yeşil boyayı fırlatıyor. Şimdi diğer sahnelere geçmeden önce şu abone ol tuşuna güzelinden bir şamarı patlatın da ortamda bir şenliğini versin. Evet, diğer bir sahnede hatırlarsanız Peter kimliği açığa çıkınca okuldaki müdürleri tarafından bayağı iyi karşılanmış, hatta müdür Peter'dan hünerlerini göstermesini falan bile istemişti. Ki bu sahnede bu muhabbetin burada kesilmediğini ve beden dersinde hocasının Peter'dan gösteri için bir duvara tırmanmasını istediğini ve Peter'ın da bunu yaptığını görüyoruz. Evet evet, bayağı önemli bir sahne gerçekten, helal olsun abi, ne diyeyim. Ve film sonrasında ortaya çıkan asansör sahnesinin devamını tekrardan burada da görüyoruz. Ayrıca Matt Murdock'un Happy'yi savunmakta olduğu bir sahne daha var ki hemen ne yaşandığını da söyleyelim. İşte Happy stresten dolayı çok terleyince Matt ona terlemeyi bırakmasını söylüyor. Ve Happy de bunu nereden anladığını soruyor. Bu kadar. Ve hemen ardından üst spidemizin hiç görmediğimiz binalar arasındaki ağ attıkları sahne var ki demek çok isterdim. Ama maalesef böyle bir şey yok. Sadece kendi aralarında gerçekleşen bir konuşma görüyoruz. Ve Toby'ye Spider-Man 3'ten sonra neler yaşadın tarzında sorular yöneltiliyor. O da üzgün falan, yani duygusal bir an eklemişler diyebiliriz. Ve bak elle tutulabilecek tek sahne normalde ekstra sahnede Multiverse of Madness'ın fragmanının gösterildiği yerde gerçekleşiyor. Bu sefer Parker'ın unutulması sonrasında arkadaşlarına ait eski anlar foto ve videolarla paylaşılmış. Ki hiçbirinin içerisinde Peter Parker yok. Evet bu sahne filmde olsaydı çok güzel olabilirdi. Aralarda birkaç sahne daha var ama gördüğünüz gibi anlatmaya bile değmez. Boş verin gitsin. Biz en iyisi önümüze bakalım. No Way Home bitti gitti, yaşandı. Gerisi fasafiso. E zaten internete düştüğünde hep birlikte Discord'da izleriz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.